29. soruyla devam ediyorum. Bir insanın elementleri işaretlenmiş nişastayı sindirmesi ve sindirim sonucunda oluşan glikozların bu insanın beynine ulaşması izleniyor arkadaşlar. Bu bildiğiniz dolaşım sistemiyle ilgili bir soru. Bu insandaki glikozların bağırsağından beynine kadar taşınma sırasında aşağıdakilerden hangisinden geçtiği söylenemez. Bunun için ben şöyle bir şekil çizdim arkadaşlar. Bakın ben sırasıyla geçtiği yolu size anlatacağım burada. Kısmen sindirim sistemini çizdim. Belli bir bölümünü çizdim. İnce bağırsaktan başlatıyoruz arkadaşlar. Çünkü diyor ki soruda nişastanın sindirilmesi ve sindirim sonucunda oluşan glikozlar. O zaman sindirimin tamamlandığı yer neresi arkadaşlar? İnce bağırsak. Zaten soruda da bunu belirtiyor. Bu glikozların bağırsaktan beyne kadar taşınması sırasında nereden geçmediğini soruyor. Peki şu anda bizim glikozumuz ince bağırsakta. İnce bağırsaktaki villuslar tarafından emildi arkadaşlar. Karaciğere girecek. Peki karaciğere giriş yaptığı damarımız neydi? Kapı toplar damarı. Şu an karaciğere bu glikoz girdi. Karaciğerden çıkış yapması gerekiyor. Karaciğerden çıkış yapacağı tek bir damar var. Karaciğer üstü toplar damar. Karaciğer üstü toplar damardan alt ana topları arkadaşlar. Ben sırasıyla da yazdım bakın buraya. Alt ana toplardan tabii ki kalbin sağ kulakçığına, sağ karıncığına, sağ karıncıktaki kan karıncıkların kasılmasıyla akciğer atar damarıyla akciğere gitti. Daha sonra akciğer